Gitti gidiyor, arıyor, buluyor, gitti gidiyor, geliyor. Diyelim. Yapacak yani. Tekrar ediyorum Emre. Yani bu konuyu, bu parantezi kapatayım. Emre Belözoğlu faydalı olur. Çok da ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Sportif olarak da Emre'ye de samimiyetle çalışıyorum. İyi olsun diye samimiyetle uğraşıyorum diyor. Ben de diyorum ki Emre Belözoğlu'nun sportif olarak bazı kararlarına katılmıyorum. Caner'le Gökhan olmasın evet, diyorum mesela ben. Benim bir konu zaten senin tarafından. Ben mesela olmasın diyorum. Ama o diyor ki olması lazım. Anlatıyorum onda. Neden olması lazım geldi dediğini de anlatıyorum ben. Yorumsuz bir şekilde. Evet. Yani adamın fikri bu. Ben bu fikre katılmıyorum ama fikir de mantıksız değil diyorum. Parayı ön tarafa harcayalım. Daha iyi oyuncular. Şu da var. Ben diyorum ki 36 yaşındaki Gökhan Gönül olmaz diyorum. Yani ben ihanet saymıyorum bu işi. Tabii. Ama önemli değil ihanet olup olması. 36 yaşındaki adam diyorum ben. Ama bir arkadaş da diyor ki mesela abi Dilar da 36 yaşında. Doğru abi. O da doğru ya bir şey. Şimdi o da haklı. O zaman bu işte başkan bir karar verecek. Belki Gökhan alır, Caner almaz. Belki tam tersi olur. Belki ikisini birden alır. Artık orada o karara ben bu dakikadan itibaren saygı duyuyorum. Yani ben katılmadığımı defalarca ifade ettim. Bundan sonra yorum yapmayayım. Mert Hakan'la ilgili bir onu gelişim. Tam oraya gelecektim. Mert Hakan'ı soracaktım. Sen açtın abi. Mert Hakan hani Galatasaray'la anlaşma ihtimali çok yüksekti. Galatasaray daha sonra bir indirim istediği söylendi bu süreçten ötürü. Sonra da Fenerbahçe'nin devreye girdiği konuşuldu. Onunla ilgili konuşalım istersen biraz da. Şimdi Mert Hakan, yani bir kere Mert Hakan iyi bir futbolcu mu? Fenerbahçe'de oynar mı? Galatasaray'da oynar mı? Bu sorunun çorusun cevabını verelim. Bence Mert Hakan gayet iyi bir oyuncu. Bir de çok özgüvenli bir çocukmuş. Yani Robinho varken Sivas'ta uçuyordu Robinho biliyorsun. Evet. Benim oynamam lazım diyormuş mesela orada. Yani o çok ciddi özgüven tabii. Yani ciddi özgüven. Yani benim oynamam lazım. Robinho işte 10 numarada oynamalı. Hani hatırlayın Robinho sol önde oynuyordu daha çok. İşte orada ben oynarım. Robinho 10 numarada oynar falan diye bir arkadaşımızmış. Ve bu oyuncu daha Menemenspor'dan geldiğinde. Evet. O zaman Menemenspor'dan gelmiş yani. Şimdi bu özgüveni falan iyi bir şey. Boş özgüven de yok. Adamda var yani. Futbolcu ben, ya. Çok iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray taraftarı. O da doğru. O da belli. Sekiz numarada çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Sol iç, sağ iç. Yani mesela Mert Hakan, İrfan Can enteresan bir şey olur. Çok üst düzey olur. Enteresan bir üçlü olur. Mert Hakan, İrfan Can, Ozan Tufan ya da Luis Gustavo ilginç bir üçlü olur. Ligin en iyisi olur bence. Derken şimdi bu anlamda Galatasaray'a da ya da Lemina, Ömer Bayram, Mert Hakan çok çok iyi abi. Ya Lemina, Mert Hakan, Belhanda attım şimdi. Yani iyi üçlüler bunlar. Bunlar iyi üçlüler. 4-3-3'te çok faydalı olur. Sol önde oynar. Oraya da koyarsın. Sol iç oynar, sağ iç oynar. Bu anlamda bir kere her iki takıma da yakışır. Mert Hakan'ın Emre Kılınç'tan farkını anlattım. Galatasaray her iki oyuncuyla da anlaştı. Menajeri istediği kadar sabaha kadar bana anlatsın. Yani yazılı bir protokol yoktur belki ama anlaştıklarını biliyor. Ben bu iki oyuncunun da Ocak ayında anlaştıklarını biliyorum. Emre Kılınç da Galatasaraylı. Hı hı. Emre Kılınç da Avrupa'dan iyi bir tane kendi söyledi İspanyalı'dan iyi bir teklif var. İki tane daha teklif var. Bir de Fransa'dan teklif var diye. Şimdi İspanya'daki teklifler biraz frene basmış durumdalar. İrfan Can Sevilla için de geçerli bu. İstemiyoruz demiyorlar ama bir bakalım. Yani şu anda transfer piyasasında durum bu. Ama Emre Kılınç Galatasaray'la ön anlaşmasını yaptığı zaman, bakın ön protokol demiyorum, ön anlaşması yaptığı zaman ne kadarsa anlaşması, 10 liraysa, %30 indirimi talep ediyor. Kabul etti. Etti. Emre Kılınç için söylüyoruz bunu. Emre Kılınç için. Ama Emre Kılınç Avrupa'ya gidebilir. O kendi isteği olur. O yüzden de ben diyorum ki Emre Galatasaray'a da daha yakın diye. Tamam mı? 99 diyorum hatta. Şimdi yani giderse para için değil yani. Para mevzusu değil. Avrupa'da oynamak için. Mert Hakan'a da Avrupa'dan teklifler var.
Galatasaray'la gene anlaştığında 10 lirayı 10 liraya anlaştığında Galatasaray %30'da yaptığında %30 indirim yap dediğinde Fenerbahçe'nin teklifi işte o %30'u biz sağlarız. O parayı ancak veriyor. Abi. Ne kadardır bu fiyat onu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'de Mert Hakan olmasın diyenler var, bunu biliyorum. Yönetimin içinde var, başkanın yakınında var. Mert Hakan olmasın, Galatasaraylı bu çocuk. İşte bu olmaz bize. Etik açıdan mı? Yok, Galatasaraylı yani, etik açıdan değil. Çocuk Galatasaraylı. Galatasaraylı olduğunda belli etmiş bir adam. İlgilenmeyelim diyenler var yani. Bunu açık konuşmak lazım. İsteyenler de var. İsteyenler de var. Olur mu olmaz mı açıkçası bilmiyorum. Ben hala yakın Galatasaray'a görüyorum. Ben Galatasaray'a yakın görüyorum. İhtimali Galatasaray'a yakın görüyorum. Yani Fenerbahçe'nin ama Mert Hakan veya İrfan Can Kahveci'nin yani ikisinin adı geçtiği için söylüyorum. İkisinden birini kadroya katmayı başarırsa o orta saha pozisyonunu çok uzun yıllar kapatabilecek iki oyuncu bu. Hem İrfan hem Mert Hakan yani. Ya şimdi Başakşehir şampiyon olursa İrfan Can'ı alamazsın. Çok açık söyleyeyim. Şampiyon haline gidecek. En az 10 lira isterler. Tabii. Yok, olamazsa da 6-8 arası bir şey isterler. Bir şey isteyecek ben olsam, ben olsam verir miyim 7 milyon euro? Düşünürüm yani. Ben veririm abi İrfan'a. İrfan Can'a veririm. Ama ona o anda varsa verirsin. Yani varsa var ki veriyorum. Yani var ki veriyorum. Evet. Bizim ikimizin de çok sevdiği Nalet ve benim. Aynen. Var ki var ki alıyorum. Neydi babanın adı? Ayı Selim. Ha. Ayı Selim efsane karakter ya. Ayı Selim karakterinin var ki yani varsa verirsin abi yedi. Varsa verirsin. Yani edebilecek bir oyuncu yani. Yani yaş itibariyle de alırsın bir 3 sene sonra bir daha satabilir misin? Düşünürsün yani. Onları bakabilirsin. Ama ben olsam, yani ben Fenerbahçe yönetiminde söz sahibi olsam, alabiliyorsak Mert Hakan'ı da alalım, İrfan'ı da alalım derim. Alabiliyorsak. Yetenekli oyuncu sevdiğin için evet. Hani ikisi de bir şekilde yani kapıyı açarsın. Şeye bakmam, yok Galatasaraylıymış. Bilmem neymiş. Yani, olabilir öyle şeyler yani hani. Bir gün herkes Fenerbahçe olacak şapkasıyla. Başkan Yıldırım'ın. İmza atarım de fena olmaz yani. Yani o yüzden hani o yani Galatasaraylı, Manasaraylı falan o yani onlara bakmazdım yani. Çünkü Fenerbahçe bunun benzerini Selçuk Yani, Yunan'da yaşamıştı. Yani Galatasaray hani... Galatasaray Fenerbahçe'li futbolcu almayacak mı abi? Olmaz öyle. Olur mu öyle şey? Yani, Bilbao değil ki burası Bask bölgesinden çıksın abi, sürekli tabii, oyuncu. Yani. Öyle bir şey yok yani. O yüzden ben olsam alırım. Yani ha ama alabiliyor muyum? Param bunları bilmiyorum. Tabii. Bunlardan bağımsız konuşuyorum. Şartlar uygunsa bence çok iyi bir transfer olur. Kesinlikle. Ama ben hala Galatasaray'a yakın görüyorum. Onu da söyleyeyim. Ha burada da şu var. Bu transfer çalımı falan da olmaz. İki tarafta bir kızı da bir kişi ister, 10 bin kişi ister bir kişi alır demişler. Bu transfer çalımı hakikaten mesela Emir Akbaba transfer çalımıdır. Ama son bu, anda çünkü evet, geçti. Ama bu ama mesela Vedat bir transfer çalımıdır. Mesela. Ama bu olmaz yani. Yani bu olmaz. Neden? Çünkü bu hani iki takım da istiyor abi şu an. İki takım da istiyor. Galatasaray zaten almıştı Galatasaray. Ama o şartlardan döndü. O şartlardan döndüğü için buna bir çalım diyemeyiz. Bakalım yani yeni bir teklif var ortada. Bakalım ne olacak. Bakalım göreceğiz. İlerleyen dönemde daha net bir şimdi konuşuruz. Tabii aynı şekilde Galatasaray'a geçelim şimdi Galatasaray'dan bahsetmişken. Hani Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir dış basın kaynaklı haber çıktı. Yani Wesley Sneijder'in yardımcı antrenör olacağı ile ilgili Galatasaray'da. Yani Fatih'in ekibini... Sanmıyorum. Değiştiriyor ama tabii Sneijder ismi bir heyecan kattı ama olmaz mı diyorsun abi? Şimdi şöyle hocanın düşüncesini ben daha evvel burada anlatmıştım. Evet. Hücum hocası. Hücum hocası Elmander olacak büyük ihtimalle. Bekler ve kanat hocası. O da Riera olacak diye biliyorum ben. Orta saha hocası da Selçuk olacak. Yani Sneijder'in burada bir de stoper hocası gerekir mi? Bilmiyorum artık onu. Bir de stoper hocası lazım olursa, o da bulunuyor. O da Sneijder değil yani en azından. Biraz bence Sneijder istiyor galiba böyle şeyler. Abi, o kaynaklı haberler mi? Bence biraz öyle bir şey.